115 bin nüfusu 2023'te yakalamamız gereken bir şehirde bugün 2016 yılında 215 bin nüfusa hitap ediyoruz ve havamızı, suyumuzu, caddemizi paylaşıyoruz. Bugün dünya halter şampiyonu eğer 140 kilo kaldırıp da dünya şampiyonu oluyorsa bugün Kilis 160-180 kilo yük kaldırıyor. İstihap haddimiz dolmuş vaziyette. Ne altyapımız yetiyor ne üst yapımız yetiyor. Yani şu anda Avrupa sadece yardım edeceğiz, yardım edeceğiz, yardım edeceğiz hikayeleri okuyor. Ben şunu söyleyeyim. Ben şu anda belediye başkanı olduğumdan bu yana Kilis'e sadece Birleşmiş Milletler Fonu'ndan bir tane kompaktör aracı yani katı atığı depolamak için 250 bin euro civarında bir kompaktör aracı aldım. Ben yine sizin huzurlarınıza özellikle bu sıkıntılı durumda, bu problemde, bu yaşanılması mümkün olmayan ortamda başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın büyük destekleriyle, Başbakanımız Sayın Ahmet Davutoğlu'nun ve Bakanlar Kurulumuzun büyük destekleriyle ayakta duruyoruz. Yoksa bir şehrin bunu kaldırması, bu yükü avuçlaması ve bu yükü taşıması mümkün değil. Türkiye'nin bu yükü kaldırması mümkün değil. Ya bakın ben size net bir şey söyleyeyim. Şu anda Kilis'te şahıs başına düşen yeşil alan miktarı 1.1 metrekare civarında. Şu anda bizim Kilis'te 30 ton çöp toplanırken günde 160 ton çöp topluyoruz. Ya bu noktadan baktığımız zaman Avrupa bize güney kapınızı açın, öncü pınarı açın, bu insanı alın diyor ama ben net bir şekilde 2 hafta önce Londra'da Sayın Başbakanımızla birlikte toplantıda da belirttim. Biz bunları aldığımız takdirde eğer biz bu insanlara temiz çevre, temiz su, insanca yaşam hakkını burada sağlayamazsak, bu ortamı veremediğimiz takdirde Kilis ölçeğinde söylüyorum, Kilis'in etrafını biz mayınlarla çevirsek, onun arkasına tankları koysak, onun da arkasında birer metreye birer asker yerleştirsek yine bu insanların bir kısmının burada durması mümkün değil. Bu insanlar Avrupa işlerine doğru gideceklerdir. Ve biz bugün eğer bunu yaptığımız takdirde bugün Esad'ın yaptığını, bugün Rusya'nın yaptığına ortak olmuş oluruz. Çünkü bu insanların bir kısmı yolda telef olacak. Bir kısmı denize telef olacak. Bir kısmı da insan tacirlerinin özellikle sağlık konusunda ve fuhuş konusunda insan tacirler eline düşeceklerdir. Peki. Onun için bizim bu insanları kendi sınırımızın dışına tutup burada bu insanlara güvenliği sağlayıp temel yani, ihtiyaçlarını sağlamamız lazım. Sayın Başkan, yani biraz önce bahsedildi. Demografik yapıyı değiştirme çabasından bahsediliyor. Bu da aslında değil mi Sayın Valim? Yani aynı zamanda Suriye topraklarında tutarak bu insanların bir bölümünü eğer hayati bir tehlike olursa alınır. Başka bir bahis ama orada tutarak aynı zamanda bu demografik yapıyı değiştirme çabası içinde olanlara da bunu yapamazsınız mesajı vermiş oluyor aynı zamanda. Evet, şimdi ben burada baştan müsaade edersen şunu söyleyeyim. Suriye tarafındaki kamplardan işte bahsetmiştik. 8 kamp, 9.sunu kurduk, 10.sunu da kuruldu. Şimdi tabii bunun sadece demografik yapının bozulmasıyla da şeyi yok, ilgisi yok. Elbette ki bununla bağlantılı ama Suriyeli kardeşlerimiz aslında daha çok da orada kalmayı da istiyorlar, arzu ediyorlar. Çünkü savaşla beraber hayat da bir taraftan devam ediyor. Orada tarlaları, bağları, bahçeleri var. Onlara yakın olmak ve sürekli kontrol altında da tutmak istiyor. Biz de bugün Türkiye'ye hep şu söyleniyor. Türkiye enteresan bir şekilde yani Avrupa Birliği'nden ve Birleşmiş Milletler'den Türkiye kapıyı açsın. Niye açmıyor gibi. Türkiye kapısını hiç kapatmadı. Evet. Kapı her zaman açık. Bu tür çağrılar oldu son günlerde. Evet. Şimdi bakın karşı taraflar zaten her türlü ihtiyaçları karşılanıyor. Ve Türkiye'deki kamplardan da çok bir farkı yok. Ben burada hatta fotoğrafları da getirdim. Bunları da birazdan kamplarla aslında ilgili haberlerimiz de var. Evet. Ben mesela ben bir ara vereceğim. Onları şimdi isterseniz bunları göstermeyin. Gösterelim. O bahis gelince. Evet. Şimdi burada şu yanlış anlaşılıyor. Bakın Türkiye şu anda sadece 2.7 milyon Suriyeli 4 yıldır ev sahipliği yapıyor. Dolayısıyla 100 bin 200 bin insanı barındıramayacak değil. Buna da muktedir. Biz ihtiyaç hasıl olduğunda bunları da elbette ki alırız. Bu kardeşlerimizle. Ve biz bakın şöyle bir medeniyetin temsilcileriyiz. Biz yeryüzünde kardeşlerimizin başına gelen musibetler diyoruz ki bize iyilik, cömertlik görevimizi hatırlatır. Bize şefkat, merhamet sorumluluğunu yükler. Biz
cimriliği, bencilliği, çirkin bilen, vurdum duymazlığı kendisine yakıştırmayan bir medeniyetin temsilcileriyiz. Biz yeryüzünde zulme uğrayan nerede bir halk varsa, nerede bir insan varsa onunla dayanışma içerisinde olmayı, onun elinden tutmayı, onun yardımına koşmayı kendisine esas edinmiş bir medeniyetin temsilcileriyiz. Biz komşusu aç iken tok yatan bizden değildir diyen, değil mi, bir peygamberin ümmetiyiz. Öyle bir medeniyetin biz temsilcileriyiz. Bir ensar muhacirin. Evet. Dolayısıyla tabii burada da bir ensar muhacir kaynaşması var. Bakın şu atmosferde baktığınızda biz burada büyük bir aileyiz. Suriyeli kardeşlerimizle biz iki toplum zaten yüzyıllardır sınırın iki yakasında birlik, beraberlik, kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma hukuku içerisinde hayatımızı devam ettirmişiz. Bundan sonra da biz elbette ki bu kardeşlerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmayacağız. Her zaman yanlarındayız. Ve bugün kiliste, sadece kiliste, bakın biz üç alanda hizmetlerimizi sürdürüyoruz. İşte kamplarda kalan kardeşlerimize, burası mesela içinde bulunduğumuz kamp 420 dönüm arazi üzerinde kurulu 3650 konteyner var. Bu kamplarla ilgili haberlerimiz de var Sayın Valim. Siz Sayın Başkan, tamamlayın buyurun. Ben özellikle bu kapıyla ilgili Avrupa'ya bir çağrıda bulunmak istiyorum. Daha önce de yaptım bu çağrıyı. Sizin aracınızla tekrar bulunmak istiyorum. Kapılar açalım. Ama nasıl açalım? Hem güney kapımızı açalım, hem batı kapımızı açalım. Hem Öncü Pınar'ı açalım, hem Edirne kapımızı açalım. Ve kim nereye gitmek istiyorsa, eğer bu büyükse, eğer burada insanlık dramı yaşanıyorsa, eğer soykırım yapılıyorsa ve herkes bu soykırımda üzerine düşen yükü alması gerekiyorsa, bu insanlık dramında üzerine düşen yükü alması isteniyorsa, Öncü Pınar sınır kapısını açalım, Edirne sınır kapısını açalım ve kim nereye gitmek istiyorsa, ben Kilis Belediyesi olarak şunu taahhüt ediyorum, imkanlarım çok sınırlı olmasına rağmen, param hemen hemen hiç olmamasına rağmen, ben buradan Edirne'ye kadar olan ulaşımın tamamını Kilis Belediyesi olarak üstlenmeye hazırım ve ben buradan gitmek isteyen insanları oraya gönderelim, burada kalmak isteyen insanlar da başımızın tacı burada kalsınlar diyorum. Peki. Ama Avrupa şunu yapmasın bize, Batı şunu yapmasın. Sadece bize akıl öğretmesin. Sadece bize fikir vermesin. Yani bu işi eğer bu insanlık dramını hepimiz göğüsleyeceksek hep beraber göğüsleyelim. Ben izninizle bir hususta belirtmek istiyorum. Hep şunu söylüyoruz, Türkiye'nin fedakarlığını söylüyoruz, Kilis'in fedakarlığını söylüyoruz. Avrupa bu insan hak ve hürriyetlerinin fedakarlığın, hümanizmin kitabını yazmış olabilir. Ama şu anda Türkiye, özelde ise Kilis, bu işin şu anda canlı örneğini yansıtıyor. Ve bu örneğin bütün dünyaya anlatılması lazım. Bütün dünyaya gösterilmesi lazım. Bugün, iki gün önce Almanya Şansölyesi Merkel bir kendi parlamentosu toplantıda Türkiye'yi ve özellikle Kilis'i örnek verdi. Ben buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Lütfen Birleşmiş Milletler gelsin Kilis'i incelesin. Almanya Başbakanı'nı ben kilise davet ediyorum. Lütfen gelsin kiliste incelesin, kilise baksın. Kendi nüfusundan fazla bir misafire 4 yıldan fazla ev sahipliği nasıl yapılır görsün. Ve bu arada biz özellikle kilise Nobel Barış Ödülü verilmesini istiyoruz. Şundan dolayı istiyoruz bunun. Bu örneğin bütün dünyaya gösterilmesi açısından istiyoruz. Peki. Yoksa biz bu işleri Nobel Barış Ödülü için veya şu verilsin bu verilsin diye yapmıyoruz. Ama bu örneğin Birleşmiş Milletler'e girip ve bütün dünyaya örnek olması gerektiğini düşünüyoruz. Peki. Kilise de manevi olarak dünyanın bir teşekkür etmesi gerektiğini inanıyorum. Onun için de bu bir teşekkür mahiyetinde olduğu için bu ödülü kilise halkının 7'den 70 hak ettiğini düşünüyorum. Peki, teşekkür ediyorum Sayın Başkan. Ben teşekkür ederim. Tekrar bir ara veriyoruz efendim. Devam edeceğiz.